Maşeto hoş geldiniz. Esasen gündem Amerika seçimleri. 5 Kasım Salı. 6 Kasım Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yani Avrupa saatiyle belki ilk sonuçları almaya başlayacağız. Kafa kafaya bir yarış söz konusu olabilir. İlerleyen saatlerde yani 6 Kasım Çarşamba sonuç çıkmayabilir. Karakolda bitebilir seçim veya belli kritik eyaletlerdeki 6 ya da 7 eyalet o kritik eyaletlerdeki seçmen eğilimine göre sonuçlar yavaş yavaş ortaya çıkar veya tahminler yürütülebilir. 2-3 günü bulabilecek bir sayım ya da sandık karmaşasından bahsedenler de var. Haliyle son derece kritik. Ama bakıldığında yani Trump bir tarafta solda konuşurken altyazıdan da takip edebilirsiniz. Sesini açmadım. Ben Orta Doğu'daki bütün askerleri çekeceğim. Neye yaradı ki? trilyonlarca dolar harcadık falan diyor ki o trilyonlarca dolar gene yani Amerikalıların cebine girdi. Yani 2 trilyon dolar harcanmış en az Afganistan'da 20 yıl boyunca. Elbette bunun Afganistan'a demokrasi, huzur, refah getireceği yoktu. Böyle bir niyet de yoktu. Ama o 2 trilyon dolar nereye gitti? E o bir cepten diğerine. Özellikle savunma sanayi vesaire. Bu böyle yani. Her neyse Trump bunu bilemeyecek kadar gerizekalı değil ki o da iş dünyasının içinden geliyor. Ama neticede bu şeyi alıyor. Yani bu tepkiyi veya tepki oylarını alıyor, toplayabiliyor. Neticede bu bir kampanya. Öbür tarafta Kamala Harris son birkaç haftada bütün artık sanat dünyası kim varsa Joe Biden'da artık katıldığı eski başkanlar onların eşleri derken abanıyorlar demokratlar. Dikkat çekilirse Donald Trump'a Elon Musk gibi veya sermaye dünyasından bir takım insanlar dışında destek veren yok. Bir takır kalsın denen bir adam var. İşte geçmişte belli ana akım medyada çalışmış. Öyle bir medya desteği var. İşte Elon Musk var en meşhur. Artık kendini ortaya attı. Kampanya yapıyor. Ayrıca para yani herhalde bir 100 milyon dolar ve üzerinde harcamıştır veya bağışlamıştır Trump kampanyasına. Öte tarafta hani böyle sanat, kültür, yazar, çizer, gazeteci takımından çok fazla böyle şey yok. Trump'ın etrafında kümelenme yok. O genelde Demokratların etrafında oluyor. İşte sonuncusu da Jennifer Lopez. Neyse. Biz gündeme dönelim. Gündemde ne var? Gündemde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve ardından yaşanan siyasi polemik ya da politika nasıl şekillenecek sorusu. Ya da bu soruya bir cevap verilecek mi? Yani Ahmet Özer'in tutuklanması ardından yaşananlar bundan sonrasına ilişkin de mühim veriler sunuyor. Şimdi Selma Özer, Ahmet Özer'in eşi gözaltına alındığı geceyi anlatmış. Ki ben o geceden görüntüleri de tekrar ekrana getireyim. Onun üzerine konuşayım. Sabaha doğru bahçe kapısından zile bastılar. Ona uyandım. Megafondan görüntüye baktım. Bir şey göremedim. Işık tutuyorlardı ama net bir görüntü değil. Gölgelikler vardı. Kimseyi göremedim. Zile ikinci kez bastıklarında mutfağa gelip oradan kim olduklarını anlamaya çalıştım. Karanlıkta göremeyince güvenliği aramak istedim. Ancak fırsat kalmadan bahçeye girip demir kapımıza vurmaya başladılar. Açın yoksa kıracağız diyorlardı. Hızlı hareket ediyorlardı. Kapıya vurunca sizi tanımıyorum. Kapımı nereden kıracaksınız. Neden kıracaksınız? İçeriye neden gireceksiniz? Nereden gireceksiniz?" dedim. Bunun üzerine kapımın camlı bölmesinden kimliklerini gösterdiler. Ben de kapıyı açtım. Polisler geldikten sonra eşim uyandı. Ahmet, Ahmet Özer. Zaten hemen evimizi aramaya başladılar. Arama sonunda Ahmet Bey'i alıp gittiler diyor Selma Özer. Nasıl gerçekleşti ev baskını? kapının zorlanması o arada yaşadıkları duygusu ve belli ki o sırada Ahmet Özer halen uykusundaydı ve polisleri karşısında duruyor görüyor ve Ahmet Özer'in ilk tepkisi de o oluyor acaba çocuklarıma bir şey mi oldu diye düşünüyor polisleri bir anda yatak odasında görünce eşinden daha geç uyanıyor ve sonra da evet arama yapılıyor arama sonunda da Ahmet Bey'i alıp gittiler diyor. İşte böyle. İki, terörle mücadele polisinin ardında arasında Ahmet Özer gidiyor. Ve Ahmet Özer Silivri'nin soğuk duvarları arasında yani gözaltına alındı ve çocuklandı. Çarşambadan bu tarafa böyle. Acaba şu iki üç gündür, dört gündür yaşanan hadiseleri Ahmet Özer nasıl yorumluyor? Çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü, cumartesi günü nasıl yorumluyor? Epey bir sürede orada kalacak gibi görünüyor. Terörden aldılar, Kayım atadılar. Kayım geriye doğru her şeyi sildi. Filan birazdan bakacağız. Yani bu Ahmet Özer kolay çıkmayacak işte. Götürüyorlar. Bu son görüntüler olarak hafızalara kazınacak görüntü. Evet. Acaba ne düşünüyor? Partisiyle ilgili. Yapılan açıklamalarla ilgili. Herkes birbirini suçluyor. Yok şu taktikleri, yok bu taktikleri. Yok işte gelseydi yaşasaydı gelirdi sizin omzunuzdan öperdi bilmem ne. Yok acayip bir şey dönüyor yani. Dün biraz anlattım. Yani öyle bir söylem inşa etti ki rejim en büyük başarısı bu söylemini oturttu. Yani cemaat 12 yıldır 13 yıldır devlet ve toplum düzeninden çıkarılmış hala benzer ezberlerle yürüyorlar. Ve adeta talimat almış gibi hemen her çıkışınızda veya konuşmasında önünü arkasına bunu ekleyeceksiniz gibi bir talimat var sanki. Millet de yiyor. Yani AKP'nin en önemli başarısı evet kendi toplumuna bir takım şeyleri yedirmesi ama diğer taraf da aynı şekilde aşağıya tabana yediriyor. Aşağıda bunu RT'liyor. Paylaşıyor. Mahalle gazetecileri hala bu ezberle yürüyor. Bakın 12 sene, 13, 13 sene geçti. Cemaat devlet ve toplumdan çıkarıldı. Devlet ve toplumdan adeta ayıklandı. Devlet ve toplum düzeninden çıkarıldı. 12 yıl oldu, 22 yıl geçse de, 33 yıl geçse de, 44 yıl geçse de demek ki bu şey devam edecek. Herkes malum günah keçisine yükleyip kendi sorumluluklarından sıyrılacak. Kadın anlatıyor nasıl aldıklarını. Gerçek bu. Acaba içerideki Silivri'deki Ahmet Özer ne düşünüyor? Belediye başkanınız. Ziyaret etmeye kalktınız ona da izin vermediler. Şimdi Altan Sancar Ali Yerlikaya'yı portresini çizmiş, iyi de hatırlatmış. Çünkü Ali Yerlikaya dediğiniz bugün İçişleri Bakanı, Esenyurt'a kay kayyım atayan... kişi daha önce İstanbul'a kayım olarak atanmıştı. İstanbul kayyımıydı. Hatırlayın. 2 seçim arasında 2019. Bu süre bu süre zarfında personel artışı yapıyor, bir sürü harcama yapıyor. Hatta Ekrem İmamoğlu ikinci kez seçildiğinde gene dümenden bir sürü şey kaçırıyorlar. Yani 16 Haziran'da diyor. İBB kasasından tek kalemde 1.7 milyar çıktı. O günlerde döviz de daha değerli. Altan Sancar yazmış. Şimdi doğru söylüyor Ekrem İmamoğlu. Partimizin dengesini bozmak istiyorlar. Bizi kudretsiz göstermek, iç çekişmelerimizin büyümesini sağlamak. Amaçları bu demiş. Bizi bölerek, parçalayarak, korkutarak, savurarak, savrulmamızı sağlama çabasıyla yolumuzdan etmeye çalıştıklarını unutmayın demiş. Doğru. Bu zaten yüzlere de yansıyor. Şimdi baktığınızda burada işte millet iradesine sahip çıkıyoruz. Okey bir fotoğraf vermiş CHP. İşte İstanbul'da düzenlenen genişletilmiş meclis grubu çalışma değerlendirme toplantısı neyse artık. Kayım darbesine teslim olmuyoruz. Millet iradesine sahip çıkıyoruz. Bu hafta sonu geçtikten sonra emin olun bambaşka gündemlerle yürüyecekler. Dedi dersiniz. Üç gün, dört gün, beş gün konuşulup unutulacak bir hikaye. Ki zaten Şimdi vurur yüzey ifadesi gibi bakışların savaşı bu. Bakışların savaşı bakar mısınız? Yani fotoğrafa bakın. Gerçekler ve maskeler arasında bir yüzleşme yaşanıyor. Yani bir yönüyle görünmeyen bir fırtına, bir yönüyle sessiz fırtına. Alta yazdım. Sessiz yüzlerde saklı çığlıklar var. En sağda Ekrem İmamoğlu'na bakın. Ortada sırıtan Özgür Özel, solda da İstanbul İl Başkanı kim olduğunu bilmiyorum. Adı Özgür galiba. Bugüne kadar bir varlık gösteremedi. Yani yüzlerin ötesinde Arka plana bakın. Yani aceta sessiz bir takım itiraflar ve gizlenmiş bir takım hikayeler var. Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesi. Bu da Özgür Özel'in yüz ifadesi. Bahseleri daha iyi anlayasınız diye yaklaştırdım. Avukat Akın Atalay paylaşmış ki doğru bir bilgi. Hem yani şimdi deniyor ya yani bunu bir kere daha tavsiye edeyim. Yani Belediye meclisinin başkan seçmesi lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Kanunu için. Hayır kanunu var kardeşim çıkardılar ve anayasa mahkemesine götürmedi CHP bunu. 15 Temmuz 2016'dan sonra yanılmıyorsam 15 Ağustos'ta bir olağanüstü OHAL kararnamesiyle belediye başkanları ya da belediye meclis üyeleri terörden alınırsa veya soruşturma geçirirse yerine İçişleri Bakanlığı kayım atar diye düzenleme yaptılar. Bunu da bir iki ay sonra meclisten geçirdiler. CHP de bunu anayasa mahkemesine götürmedi ve kayım meselesi kalıcılaştı. Yani başka bir konuda yolsuzluk, ne bileyim başka bir konu, bir takım rüşvet iddiası ya da ne bileyim usulsüzlük neyse ihale neyse herhangi bir konuda bir belediye başkanı hakkında veya belediye meclisi üyesi hakkında bir iddia olduğunda evet onu tutuklayabiliyorsun veya hakkında soruşturma açılıyor. Yerine kayyım atanmıyor. Ya görevden alınıyor veya alındığında da belediye meclisi yerine yenisini seçiyor. Hatırlayın Kepez'deki teleferik faciasında öyle olmuştu. Kepez Belediye Başkanını tutukladılar. Belediye meclisi yeni başkanı seçti. Sonra Kepez Belediye Başkanını bıraktılar. Geldi görevinin başına döndü. Ama terörden alındığında böyle olmuyor. Zaten DEM Partililer, eski HDP Partililer de öyle alındı. Terörden aldın mı iş bitiyor. Sonra yargılaması bitse göre ne bileyim normalde sivil hayata geri dönse bile bir daha görevine dönemiyor. Durum daha vahim demiş avukat Atın, Akın Atalay. Sadece belediye başkanı atanmıyor. Belediye meclisi de askıya alınıyor. Meclisin görev ve yetkileri atanan kayyımın seçeceği 5 kişilik encümene devrediliyor. O encümende kim? Eski AKP yönetimi. Zaten atanan yeni kayyım ne anlar bu işten? Necmi Kadıoğlu ve diğerleri iş tutacaklar. Orada ki orada onun hakkında da bir sürü iddia ifşa vardı. Şimdi bu söylemden çıkmak gerekiyor. Sadece Ekrem İmamoğlu'nun lafını ekrana getireceğim. İçişleri Bakanı olan zat demiş ki şehrin emini terör yandaşı olamaz. 10 yıl önceki telefon görüşmesiyle birini terörist ilan eden anlayış dün o sözü söyleyen İçişleri Bakanı'na döner bu merak gibi vurur. Bir kere bu merak gibi vurmasın. 2. 10 yıl önceki laflarla 10 yıl sonra kişiler yargılanmaz yargılanmamalı. Bir kere siz bunun yanında olmamanız lazım. İki, bu doğru bir yöntem değil. Başta da söyledim. Yani bununla eğer tabanınızı avuttuğunuzu düşünüyorsanız, işte siz de geçmişte kol kolaydınız, işte onlar kol kolaydı, yok siz kol kolaydınız filan. Bu tür edebiyatlarla, iktidarın kendi şeyiyle, argümanlarıyla anca bu söylemi, bu diskuru aşağı doğru, bu anlatıyı neyse onaylamış olursunuz. Yani bir kere daha söylüyorum. Rejim söylemini oturttu ve sadece AKP tabanına değil tüm siyaset alemine, tüm medya aktörlerine de benimsetti. Maalesef bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Gerek yok bunlara yani. Bakın gündem bu yahu. Sen hala yok Fethullah omzundan öperdi, yok cemaat şöyle, yok bu bilmem ne vari taktikler derken birkaç kare getireceğim size. Ülke yanıyor yahu. Yani ne, nasıl, ne menem bir nefretmiş kardeşim. Diyorum bakın her fırsatta aynı söylemi söyleyen veya aynı ifadelere göndermeler göndermede bulunan bu rejim söylemi ve diskuru bir amacı vardır yani bir hedefi vardır. Onun çok fazla böyle aşağıda ne döndüğü fazla şeyine değildir yani. Emin olun yani umurunda değildir. Sokak röportajında e, Kürt sorununa ilişkin konuşurken ben Türk değilim diyen Kürt Öncüleri Derneği Başkanı Ali Çeven... Sosyal medyada hedef gösterildi ve gözaltına alındı. Sonra da dövmüşler çocuğu. İşte yüzündeki şeyden görülüyor. Gündem budur yahu. Gündem budur. Buna, buna, buna bile sahip çıkamamaktır gündem. Bunun, bu kişinin, Ali Çeven'in haklarını savunamamaktır. Nerede İstanbul Barosu? Bu tür konularda girmez topa. Bir başkası Turan Çömez paylaşmış. Bakın. Kan dondurucu bir şey. Van Erciş Devlet Hastanesinden genç meslektaşım az önce telaşla şunları söyledi. Hocam hastanemize bir mahkum getirdiler. Hasımları pusu kurmuş hastanenin içinde acilde vurdular. Mahkum öldü. Seken kurşunla tıbbi sekreter arkadaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar var. Dışarıdan sesler, silah sesleri geliyor. Bir odaya saklandık, bekliyoruz. Herkes korku içinde. Bir başkası İstanbul Fatih İsmaila Camii caminin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli yakalanmış. imamla arasında alacak verecek meselesi olduğu gerekçesiyle havaya, havaya ateş açtım demiş. Yani ül ülkede asayiş bitti. İstismar almış başına gidiyor. Canını sıkan, canını sıkan ateş ediyor. Önün arkasına bakmadan. Fakat siyasetin konforlu koltuklarında Millet birbirine aynı ifadelerle şu kadar sene geçti çemkirmeye devam ediyor yahu. Ya yani enteresan. Ve enteresan bir şekilde ölüp gitmiş bir insanın üzerinden bile halen siyaset bina ediyorlar. Dedim ya 10 sene de geçse, 20 sene de geçse, 30 sene de geçse, 40 sene de geçse biz de toprak olsak bir dakika demediğiniz sürece bu devam eder. Çünkü aşağısı yiyor. Soluyla, sağıyla, iktidarıyla, muhalefetiyle. Bir başkası, Sakarya'da ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle dört kız çocuğunu atölyeye götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 63 yaşındaki şahıs tutuklandı. 6 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Katil 49 yaşındaki kağıt toplayıcı. Çerkezgöy'de 9 aylık çocuğu sözde öz babası istismar etti. Şükür ki çocuk sağ. Kaç tane böyle hadise var? Ama şu ama bu. Boydak ailesinin Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki hisselerine el konuldu. Ülkede can ve mal emniyeti yoktur. Bir diğer konu da bu. Şu gerekçeyle, bu gerekçeyle. Bunun şu dönemle, bu dönemle de alakası yoktur. Görülmemiş bir dönem yaşanıyor. Yarın değil öbür gün Selahattin Demirtaş içeride 8 yılı dolduracak. 2016 Kasım, 2024 Kasım. Dün Osman Kavala'nın 7. yıl dönümüydü. Mektubunu okudum burada. Kim bilir Demirtaş ne mektup yazacak 8. yılda. Çürütüyorsunuz hayatları içeride. Askeri darbeleri de darbe dönemlerinde bile böyle uzun bir o hal dönemi, olağanüstü hal dönemi olmadı. Fetret dönemi olmadı. En ağırını yaşıyor şu son çeyrek son asırda ki darbe tarihleri içerisinde yani darbe tarihleri ve sonrasında yaşananlar itibariyle en ağır darbe dönemini yaşıyor. 15 Temmuz 2016 evet bir darbedir. İşte görüyorsunuz sonuçları. Bir sivil darbedir, Erdoğan darbesidir, rejim darbesidir. Görüyorsunuz sonuçları. Böyle bir şey olmadı. 12 Eylül'ün de miadı doldu, 27 Mayıs'ın da miadı doldu, 12 Mart 71'in de miadı doldu. Hepsinin bir şeyisi vardı, süresi vardı. Götürülemezdi bir noktadan sonra zaten. 3 sene, 5 sene yattı insanlar. Ne bileyim sonra siyasi yasaklar kalktı. Partiler yasaklanmıştı, tekrar affedildi. Şu oldu, bu oldu. Kaç sene geçti? Hakan Kara'nın döviz kuru ve fiyatlar grafiğine Alpan Manas'ın yorumu. ABD doları 47 TL civarında olması gerek. Ülkeye döviz girişi doğrudan yabancı yatırım yoluyla olmadığı için serbest döviz kuru rejimi kontrollü rejime döndü diyor. Gerçek döviz kuruna dönüldüğünde de et dahil bütün ithal ürünlerin fiyatı %25 artar diyor. Net. Şimdi mal emniyetinin olmadığı bir ülkede bir ülkeye yabancı yatırım gelir mi? Şirketlerin şirketlere en konulması, malının mülkünün tasfiye edilmesi veya devletleştirilmesi veya kamulaştırılması. Sonra da baskılarsınız dövizi. Görüntüleri de var. Bakın Ekol TV paylaşmış. Ekol TV mübariz Mans Mansibov'un bir sürü insan da gidiyor oraya adam yerine koy koyup program yapıyor, yorum yapıyor, yayınlara katılıyor. Yani yan yana gelmeyeceksiniz bu insanlarla yahu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklatan savcı, başsavcı Akın Gürlek tam da yani şu gün gitmiş oraya Ekol TV'yi ziyaret etmiş. işte efendim plaketleşmişler, oturmuşlar. Televizyon da bunu böyle görüntüleriyle veriyor. Sosyal ağlardaki hesaplarından falan. Yani bazıları mesaj paylaşmış. Bir daha da çıkmam oraya falan diye. Bugüne kadar niye çıkıyordun? Bilmiyor muydun orası mübariz Mansimov'un? Mübariz Mansivo kimdir diye bir arama motoruna girsen ki zaten bilirsin de sicilini döker sana. Akın Gürlek'i orada görünce mi düştü jeton. Ben de anlatıyorum. Siz ancak eski ezberlerle konuşmaya devam edin. Bakın İmral oyunları dedim disiplin cezası aldıktan bir hafta sonra yeni ile görüştürüldü. Şimdi avukatları görüşmek istiyorlar Abdullah Hocalan'la. Oyunlar bu işte görüşmeye şey çıkartılıyor. Hayır görüşemezsiniz Abdullah Öcalan disiplin cezası aldı. Ne zaman 16 Ekim'de 3 ay boyunca kimseyle görüşemez. Şimdi hep bu gerekçeyle güya da bir yasal kılıfa sokuyorlar. Abdullah hocalana görüşmeye izin vermiyorlar. Avukatının görüşmesine izin vermiyorlar. Fakat buradaki ironik taraf şu. Hani bunu daha önce yapıyorlardı. Şimdi de yapsınlar ayrı bir konu. Ama 16 Ekim'den bir hafta sonra 23 Ekim'de Ömer Öcalan'la yeğeniyle görüştürüldü. Yani yerse yemezse. Bakın Kıbrıs Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'da ağırlandı. Erdoğan'ın bir türlü gidemediği, giremediği. Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Bu böyle. Kusura bakmayın böyle. Kuzey Kıbrıs Rum kesimi falan değil. Bırakın bu resmi şeyleri. 1974 Barış Harekatı'ndan bu tarafa 50 yıl geçti. Ne oldu? Ne elde ettiniz? Nereye geldiniz? Bak adam Avrupa Birliği üyesi ve şu anda Beyaz Saray'da ağırlanıyor. Sen oraya, orada içeri sokulmuyorsun. Hangi tezlerinizi kabul ettirebildiniz ve ikna edebildiniz? Aa rahatsızız bundan. Rahatsız olmaya devam edersiniz ezberlerinizi değiştirmek zorundasınız. Son haber Almanya'dan. Gerçekten Almanya'dan iyi haberler gelmiyor son haftalarda. Elmas Topçu paylaşmış. 25 yıllık gazetecilik hayatımda hiç görmediğim kadar bir hükümet dağılmaya, ülkede erken seçimlere gitmeye hazır. Yani diyor ki burada gazetecilik yapıyorum ve hükümet diyor bırakmaya, hükümet bıkmış durumda. Hemen bir seçime gitmek istiyor. Hemen kendini dağıtmak istiyor. Hemen kendini feshetmek istiyor. Ama diyor Amerika seçimleri var. Ondan dolayı diyor gidişatta da bir belirsizlik var ondan dolayı diyor tutuyorlar. Yoksa diyor bırakmışlardı. Enteresan, ilginç bir veri. Diyor ve bir manşetinden noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.